sizi tanıyabilir miyiz? Mahmut Bayraktar, Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürüyüm, Çevre Mühendisiyim. Yaklaşık 4 yıldır bu görevi yapıyorum. Evet, müdürüm, bu bayramda yoğunluk yaşandı Fethiye'de. Siz temizlik hizmetleri olarak nasıl hizmet verdiniz? Fethiye'deki oranlar ne seviyede? Fethiye'de ciddi bir yoğunluk yaşandı bayramda. Nüfusumuz çok çok fazla arttı. Ama bizim çöp miktarımız bugünkü aldığım verilere göre 620 bin kilogram, yani 620 ton çöpe çıktı. Biz normalde günlük 350 ton civarı çöp topluyorduk. Bu neredeyse iki katına çıktı. Ve bu bizim tabii ki hem sefer sayımızı hem de iş yükümüzü çok fazla arttırdı. Ama tüm personelimize yaklaşık bayram boyunca 100 araç, 300 personelle görev yaptık. Ve bu görev süresinde 40 sefer, 50 sefer yaptığımız sefer sayıları 70-80 seferlere kadar çıktı. Ve tabii trafik yoğunluğu da çok fazlaydı. Çok fazla turist geldiği için araçlarımızın döküm sahalarına gidiş sürelerinde de artışlar oldu. 45 dakikada döküm sahasına ulaşan aracımız 1,5 saat, yeri geldi 2 saatte, yeri geldi konteynere yana ulaşamadık. Bu tarz durumlarda da tabii zorluklarımız oldu. Ama yoğun bir sezondu, yoğun bir bayram trafiğiydi. Çok şükür bu süreci atlattık. Ve bu süreçte sadece çöp konteyner değil, şehrin ücretsiz olan koylar, piknik alanları, yol kenarında, çadırlar, kamplar, çok sayıda yol kenarında kamplar da oldu, çadırlar da oldu. Bunların da atıklarını aldık. Ve bu süreçte Kurban Bayramı, dolayısıyla kurban derilerinin toplaması, o hizmetlere de destek verdik. Bizim için çok yoğun bir haftaydı. Evet. Ve bu yoğun haftayı da tüm arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışarak atlattık. Ve kalan atıkları da hala toplamaya devam ediyoruz. Süreç devam edecek. İnşallah güzel bir sezon olur. Güzel bir yıl olur. Peki kısa süreli çöp yığılmalarına nasıl önlem alıyorsunuz? Hemen bir müdahaleniz oluyor mu? Tabii ki. Bizim çöp taksi aracımız var. Belediye WhatsApp hatlarından ya da belediye telefonlarından bize ulaştıkları zaman herhangi bir yerde bir atık, ani, işte ne bileyim orada bir işletmeden kaynaklanan bir taşınma söz konusu olur ya da bir atık geldiği an bizle irtibata geçerlerse biz direkt çöp taksimizi gönderip oradan anında alabiliriz. Ya burada halkımızın da duyarlılığını istiyoruz. Yani çöp konteynerlerin yanlarına atıklar bırakıldığı zaman bizim haberimiz geç oluyor. Yani biz zaten rüt olarak tüm konteynerlere dolaşıyoruz, tüm sahaya dolaşıyoruz ama biz geçtikten sonra bir atık geldiği zaman veya pik atık, fazla bir atık geldiği zaman bizim buna müdahalemiz bir gün sonraya sarkabiliyor. Ve bu süreçte tabii ki burada sokak hayvanları tarafından ya da diğer hayvanlar tarafından dağılabiliyor, kötü görüntüye sebep oluyor. Buradan ricamız böyle bir atık durumunda direkt bizimle irtibata geçebilirler. Ve belediyemizin atık noktaları var aslında. Her bölgede var. İşte Göcek'te, Öldeniz'de, İsarönü'nde, Ovacık bölgesinde var. Sanayi alanının sanayide var. Çırpı depolama sahası var. Büyükşehir'in katalik depolama sahası var. İşte Değirmen başında var. Bu tarz atık alanlarına aslında yönlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki bu küçük atıkları da biz direkt gidip yerinden de alabiliyoruz çöp taksinizle. Teşekkürler. Yeah.
burada. Çek çek!